Kaan sesim geliyor mu? Eyvallah. Hafta içi videoyu izlediniz mi? Birinci öğretimi yaptığım. Bu da izlemeyen var mı? Tamam. Ya şöyle yapmak istiyordum. Aslında o videonun biraz o derste yaptığımın birazcık daha ileri versiyonu yapmak istiyordum ama neyse tamam. Yani onu izlerseniz aslında şimdi daha güzellerini yapalım diyecektim. Yani onlar basit şeylerdi o yüzden. Neler yapmışız? Bayağı bir şey yaptık ya. Gerçekten. Onu izleyin arkadaşlar tamam mı? Onu izleyin. Ben size yine onlardan bahsedeceğim tabii ki şimdi. Birazcık daha üst. Yani şimdi ben kimin ne bildiğini bilmediğim için birazcık daha böyle çok basit anlatıyorum. Birazcık değil, çok basit anlatıyorum. O yüzden bunlar ne ki? Bunlar neymiş? Ne yapmışız? Evet. Neyse bunlardan çok bahsetmeyeyim ben. O zaman siz onu izleyin. Ben şimdi farklı farklı birazcık daha şeylerden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu hafta yani normalde yıl için yani sizle yüz yüze olsaydık birazcık daha hızlı gidiyordum. Çünkü hani dediğim gibi anlayıp anlayamadığınızı anlıyordum. Şimdi çalış orada çünkü herkes zorunlu olarak kendisi yazdığı için herkes kendisi yazdığı için laptopuyla hem herkesi zorla çalıştırmış oluyordu. Problemleri de herkes öğrenmiş oluyordu. Şimdi bugün son arkadaşlar. Bundan sonra her hafta işin arka tarafını anlatarak hem TİBA kısmı hem ARM kısmı hem de birazcık daha matematiksel kısmı ve uygulama olarak her hafta yeni bir konu var. Yani şimdiye kadar böyle ben de öğretmek istedim size. İşte Code Composer diye bir ortam var. Bu ortamda fonksiyonlar var, parametreler var, işte kütüphane var, kütüphane ayarlanması var işte gibi bazı kodlar gösterdim. Sadece bu kodların içine bakmadık yani. Bunlar nedir, ne değildir diye çok oralarla uğraşmadık. Hani input output'la biraz uğraştık. Sebebi şu çünkü herkes biliyor. En azından basit şeyler var. Butona basmak, led yakmak. O yüzden hani örnekleri de birazcık oradan verdim. Normalde arka tarafını tabii ki anlatmadım. Şimdi bu hafta şöyle yapalım. Bugünlük de o zaman sizle. Siz o dersi muhakkak arkadaşlar hızlıca YouTube'dan izleyin. Hani hızı da 1,5 hızını alın. Geçen seneler 2 hızında dinliyordum ben kendimi de. Bu sene dinleyemiyorum. Galiba derslerde birazcık daha hızlı mı konuşuyorum, ne yapıyorum? O yüzden siz oradaki hızı birazcık daha işte kendinize göre ayarlayın. Şimdi bizim çoğunlukla arkadaşlar işte kütüphanelerimiz var. Bu kütüphaneleri biz kendimiz yüklemiştik. Saat ayarımız var. Bu klasik olarak bir kod ve bu kodun alternatifi de var tabii ki. Bunlar bir fonksiyon. Adamlar bize hazırlamışlar, vermişler. Yani kendileri vermişler. Normalde böyle bir dünya yok arkadaşlar. Ama ARM teknolojisine geçince böyle kodların verilmesi çok büyük bir avantaj. İnanılmaz bir avantaj. Mesela STM'de kullanan arkadaşlar bilir ki böyle fonksiyonları zor görürler yani. Bunlar yoktur. Belki çok yani bazıları vardır da en azından çoğunluğu yoktur yani bunlar. Direkt birebir olarak register'larla uğraşmak zorundalar. Tabii ki bu kodlar arka tarafta yine register'larla uğraşıyor. Onu size söyleyeyim ben. Onlarla işte haftaya başlayacağız yani. Pazar, salı günkü derste oralara başlayacağız. Şimdi bu da çevre bilimi aktif hale geçirme. Dikkat ederseniz SYS CTL ile başlıyor yani kelimeler. Bakın SYS CTL, SYS CTL. Bizim fonksiyonlarımızda alt çizgi yok arkadaşlar. Yani çoğunlukla dünyada da yok yani. Dünyada fonksiyonlar yazılırken alt çizgi kullanılmaz. Ama parametreler kullanılırken ya da değişkenler oluşturulurken şu yukarıda değişkenler hani parametreler alt çizgi kullanılır yani. Bu dünyada bir standarttır. Derste bahsettim arkadaşlar. Bunun üstüne Pascal standartı. Yani Pascal diye bir dil var. Hatırlarsınız. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Delphi diye bir dil vardı. Oradan türetilmişti Pascal'dan. Yani dünyada temel dillerden bir tanesi C'dir. Ve ondan sonra da Pascal gelir aslında. Yani dünyadaki standartların en geçmiş standart bu. Tamam. Şöyle yapayım hocam. Tamam. Yazılarımı büyüteyim, ekranı büyüteyim.
ekran büyümesi, bir yazıları büyüteyim doğru ya. Yani. Ekranı büyüteyim daha mantıklı gibi yani şimdi saniye. Görüntü ayarları şöyle gidelim. Büyümedi değil mi? Ha, bu taraf büyüdü, bu taraf büyümedi. Aynen. Belki ekran kullanıyorum, öbür taraf büyümüş. Şimdi kapatayım ben. Çünkü gördüğünüz gibi büyük bir sıkıntı. Adam kendini refresh edemedi. O demek ki pardon. Kod kompozisyon. Şimdi dünyada standartlar CD'deydi. Yani daha doğrusu ilk başta tabii ki her şey SMB ile başladı. SMB'den C üretildi. C'lerden yani işletim sistemleri meydana geldi. İşte işletim sistemleri oluşturuldu. Tabii ki SMB'den de yani kernerler bununla yazılıyor. Kernerler. İşletim sistemleri kernerleri bununla yazılıyor. Şimdi burada Pascal diye bizler dil var. Yaklaşık eşit C'ye eşittir hız olarak. Hemen hemen yani benzer diller zaten. Neyse dünyada bu fonksiyonların isimlendirilmesi, değişkenlerin isimlendirilmesi için de bir standart vardır. Yani bunu biraz daha yazılımcı bilir ama ben size şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de çok iyi bilmiyorum. Onu da söyleyeyim başlangıçta. Fonksiyonlar yani büyük harflerle başlıyor. Ve her harfler de büyük oluyor. Yani şu yani her kelimenin ilk harfi de büyük oluyor. Dikkat ederseniz. Aslında parametreler yine büyük harflerle yazılır. Ama değişkenler şöyle başlıyor arkadaşlar. Mesela küçük harf. Sonraki kelimeler büyük harf. O şekilde yani şöyle diye mesela yani ilk mesela sayı mesela, tamam mı? İlk sayının i'si küçük, s'si büyük mesela böyle sıfır diye söyleyebiliyorsunuz. Yani normalde ilk harf küçük. Yani bazen şöyle de yapanlar da olur ama standartta şöyledir arkadaşlar. Değişkenler bu şekilde, parametreler bu şekilde, fonksiyonlar bu şekilde isimler yani isimlendirme mantığından bahsediyorum, tamam mı? Hatta fonksiyon yazmayı insanlar birazcık da f ile başlarlar. Mesela F hesapla mesela. En azından kodu yazarken F'ye basıyorsun. Control Space'e tıkladığın anda en azından F'nin fonksiyonlar olduğunu biliyorsun yani. Tamam mı? Öyle düşünebilirsin. Bu standartlardan bahsettim ben şimdi size. Niye böyle bir şey söyledim? Çünkü işte bu bakın bu bizim hiçbir şekilde fonksiyonlarımızda alt çizgi yok. Yani onu muhakkak bilin. Parametreleri bulmak istiyorsanız da alt çizgiyi kullanmak zorundasınız. En azından bu ders kapsamında bu şekilde de yeterlidir diye söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar biz demiştik ki ne demiştik biz input output yapmak istiyoruz. Evet yapalım input output. Dersi arkadaşlar birazcık öteki dersin ilerisi olarak anlatacağım. Hani onu muhakkak izleyin tamam mı? Güzel bir ders. Yani bizim için farklı bir şey olsun. GPO pin type. Arkadaşlar bir de bazı arkadaşlar hani elle yazıyor bunu. Hani ben hatalar alıyorum. Arkadaşlar bana mail atıyor. Hocam şu hata var niye diyor. Bakıyorum kendisi elle yazmış. Bak. Ben hiç elle bir şeyi tamamlamıyorum. Dikkat ediniz mi? Ben tamamen bir cümleyi, fonksiyonu kendim elimle tamamlamıyorum. Adama tamamlattırıyorum. Tüm yazılımlarda bunu IDE yani. IDE dediğimiz şey Code Composer Studio. Integrated Development Environment diye geçiyor. IDE. Yani işte Visual Studio da bir IDE'dir. Code Composer Studio da bir IDE'dir. Photoshop da bir IDE'dir. Yani geliştirme ortamıdır. O yüzden muhakkak onu kullanalım yani. Ben Word'ü basıyorum yani. Ben direkt kendi kendine pembe oluyor. İlk pembeliğin sağlanması için bir derleme yapmanız gerekiyor yani. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani şuradaki kütüphaneleri bir tanıması lazım. Bu tanıması için bir kez kütüphaneyi bir kez derliyoruz. İşte portumuz diyor. Burada port olarak SYS neydi? Portumuz neydi bizim? Yazamıyorum. Bazen GPO. Port F5 miydi? Port F5. Tamam. Bakın arkadaşlar ben hiç tamamlamıyorum kendim yani. Dikkat ettiniz mi? Yani direkt oradan alıyorum. Çünkü yanlış yazarsan yani C dilinde ve çoğu dillerde
Harf uyumu önemlidir. Mesela Pascal da önemli değildir. Pascal'da büyük küçük harf önemsizdir. Yani ikisi de aynı anlama geliyor. Ben niye bundan bahsettim? Ben biraz Delphi'yi çok seviyorum. O yüzden söyleyeyim arkadaşlar. GPIO printf, GPIO output. İşte hangi pinleri demiştik? GPIO mesela pin pin 1. Bizim 1, 2, 3'te kırmızı galiba mavi sonra da yeşil vardı. Biz şimdi GPIO pin 1 or işte şurayı kontrole kopyalayayım. Kontrol V, kontrol V. Şurası 2. Şurası 3. Şimdi tabii ki bu GPIO pin 1 niye karşılık geliyordu sayısal olarak? Bunu görmek için gidip kontrol tuşuna basırken işte link çıkıyordu. Kontrol tuşuna elim basıp mouse'a tıkladığımda direkt oraya gitmesi lazım. İşte bu karşılığı gelen karşılığı şu anda 2'ymiş arkadaşlar. Yani GPIO pin 1 dediğimiz şey sayısal olarak 2'ye karşılık geliyor. GPIO pin 0 sayısal olarak 1'e karşılık geliyor. GPIO pin 2 sayısal olarak 4'e karşılık geliyor. Bak bunlar hep bir sayı. Yani sayı ise yani şu fonksiyondan bir şeyler çıkıyor, ortaya çıkıyor demektir. Bu fonksiyonda içeride şurada bir şeyler yazılmış. Şu linke gittiğinizde de burada bak assert yapmış. İşte demiş ki assert de bir fonksiyon. Adamların yazdığı bir fonksiyon. Bakın debug.h'da çıkıyor. Burada bir check arguments demiş. İşte burada pet config set yapmış. Bakın GPIO printf GPIO output. Aslında arka tarafta kullandığı şey şu. GPIO pet config set. Yani dikkatli mi? GPIO pet config seti yapıyor arka tarafta. Ve GPIO dir mod seti yapıyor. Aslında şu çok önemli bir parametre değil burada. GPIO dir mod seti kullanıyor. GPIO dir mod sete gittiğinde dir ne demek arkadaşlar? Bir dakika tekrar oraya geleyim. Şuradan tekrar geçeyim oraya. GPIO printf GPIO output bir fonksiyon. Bu fonksiyon kendi içerisinde bir sürü fonksiyon almış. Burada da GPIO dir mod set make the pins be output. Bak yazıyor burada. Yaptı. Aslında siz bu GPIO printf GPIO output dediğiniz aslında olan şey şu. Onun yerine bunu da kullanabilirdik. Ama diyor ki ben diyor şurada bir standart yapayım diyor. Bu push pull operation'dan bahsedeceğim bugün. Push pull operation yapıyor. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Ya daha sonra bunu haftaya söyleriz belki. Aslında yaptığı şey bu. Buradaki dırın anlamı arkadaşlar GPIO direction mod set yani direction yani input bu output mu? Dikkat ederseniz burada dır mod out demiş yani. GPIO dır mod out bir parametre. Bu parametreye gittiğinizde bakın arkadaşlar 1. Buraya baktığınızda 0. Dünyada global olarak yani bütün mikro işlemcilerde yani çoğu mikro işlemcilerde bütün demeyeyim de ben şimdi hepsini bilmiyorum tabii ki. 0 input 1 output olarak geçer. Tamam mı? Hani mesela PIC çalışanlar belki bunu bilir. Şimdi bakın aslında bu GPIO printf GPIO output yani direkt bunu da alıp yapıştırırsak aynı anlama gelecek. Şimdi ama bugünkü konumuz bu değil. Sonuçta bu bir fonksiyon. Bu fonksiyon içerisinde başka fonksiyonlar var. Hatta şu fonksiyona gittiğinizde bu da bir şeyler yapıyor ama bakın burada değişik bir teknolojiye giriş yapıyor. Set the pin direction and mode. Bak buraya görüyor musun? Burada inanılmaz şeyler olacak. Şimdi bizim haftaki konularımızdan bir tanesi burası. Şimdi bakın bu aslında bu fonksiyonlar eskiden verilmiyordu arkadaşlar. Eskiden bu fonksiyonlar kesinlikle gösterilmiyordu. Şimdi tabii ki çok büyük bir önemi olmadığını görerek firma bunları paylaşma gereği duydu. Normalde bunlar bir DLL dosyası olarak veriliyordu. Bakın burada HVREC dediği geçen seneki bizim mikro işlemcide kullandığımız şekilde direkt register'lar üzerine işlem yapmak. Yani geçen sene ne yapıyorduk? İşte diyorduk ki move stack pointer'a git 07 ata diyordun. Ya da move diyordun. İşte at kona git şunu ata diyordun değil mi? İşte bu HVREC aynen SFR'lerle uğraşmak. Bakın bu GPIO'dur. Bir SFR, upsell dediği bir SFR. Ve bunlara gidipler bazı değerler atılmış. Bak bunlar aslında böyle çok komplike gözüktüğüne bakmayın. Bunlar çok basit şeylerden bahsediliyor burada. Burada bir endleme, orlama işlemleri var. Bunun sebebi aslında siz biliyorsunuz ama şimdi karışık gözüktüğü için çok önemli değil. Nihayetle şunu demek istiyorum. Bu fonksiyonlar arka taraflarda hep register'lı işlemler yapıyor. Bu register'lar hep bir sayı. Tamam mı? Hep bir sayı. Yani buradaki pin 1, pin 2, pin 3 ya niye böyle isimlendirmişler diye çok düşünmeyin. Hani bunun arka taraftaki değeri 1. Yani 2'ymiş yani şu, tamam mı? Ya şimdi niye buna 2 demişler diyemezsin. Çünkü adamlar öyle belirlemiş. Ama arka tarafta nasıl olduğunu haftaya anlatacağım. Ama bu fonksiyon çalışırken buraya işte pin 1 yerine 2, pin 2 yerine 4, pin 3 yerine 8 gibi parametre oluyor. Şimdi burada mesela siz gidip de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela nasıl başlayalım? Geçen hafta gidersen farklı gidelim. Çünkü onu muhakkak izleyin. Ama aynı şeyleri yapacağım. Ama farklı türden yapacağım. Mesela biz orada şey yapmıştık. Kaydırma operatörü. Mesela kaydırma operatörüne hızlıca bahsedersek
Ben şuraya bir tane while döngüsü bir tane daha açayım. Şuraya bir while bir. Bir kez bu while bir çok önemli bir laf arkadaşlar. Yani bu hani biz çok kolaylıkla deyip geçiyoruz ama aslında arka tarafta olan şey şu. While sharp, yani burası normalde bir sharp'tır değil mi? Mikro işlemcinin ana döngüsü bu. Yani ana döngü. Şu yukarıdaki yaptıklarımız da ayarlar aslında. Şurası da ayarlar. Yani main dosyasında ayarlar. Hatta ileride şöyle yapacaksınız. İşte şuraya diyeceksiniz ki yani burası o kadar çok kalabalık olacak ki gerçek hayatta. Şu ayarları buradan sökeyim diyeceksiniz, tamam mı? Aslında ilk fonksiyonumuzu gelin yazalım. Ctrl X diye kestim. En alta geldim. Void diyeyim. Çünkü bir geriye dönüş yok. Ayar yapacağım. Set init diyelim mesela, tamam mı? Set bu olacak. Set init settings diyelim mesela. Tamam, settings böyle. Daha çok İngilizce tavsiye ederim. Çünkü herkes öyle yapıyor. Yani piyasaya çıktığınızda da onu göreceksiniz. Ben bu set init settings'i buraya, bu aşağıya aldım. Mesela bu bizim yani mikro işlemcide herhangi bir yer yapacağımız zaman burada yapalım yani. Çünkü şu main dosyası gerçekten çok kalabalık oluyor. Gerçekten yani büyük projelerimizde yani adamlar kafayı yiyor yani, inanamazsınız. Ne amatörlükler görürsünüz yani. Siz en azından bunları biraz daha aşina olun. Yani adam kendi kodunda nereye bakacağını artık anlayamayacak hale geliyor. Bunu aşağıya yazdığımız için arkadaşlar, bu fonksiyonu aşağıya yazdığımız için bunun yani deklarasyonunu şuraya yazmanız lazım. Deklarasyon. Yani main'den önce bir deklarasyon yapmak gerekiyor. O da şu şekilde yaptığınız zaman yeterli. Önce arkadaşlar. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. Evet. Buyurun. Evet, buyurun. Geldi. Mümkün ama ben şimdi dersteyim. Bir buçuk saat. Tamam, oldu. Teşekkürler, sağ olun. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar, bir telefon bekliyorum zaten de o arada. Şimdi buraya deklarasyonumuzu yapıyoruz, tamam mı? Deklarasyon. Bu deklarasyonu buraya yapmak zorunda değilsiniz. Yani bu fonksiyonu zaten yukarıya taşırsanız yine aynı anlamda, yani bunu çıkarttık buraya yapıştırdık yine zaten aynı anlamda. Bunu birkaç kez belki söylemişimdir. Yani hangi derste söylediğimi unuttuğum için tekrarlıyorum bazen. Artık bu ayarlar kısmını geleceğiz arkadaşlar. Buraya sadece set böyle kontrol space'e tıkladığınızda direkt otomatikman bu set in settings gelecek, tamam mı? Bunu artık yani oraya kod yazmasınız daha iyi yani. Settings'te ilk ayarlarımızı yaparsak aşağıda en azından bu main dosyası çok kalabalık olmamış olur. Dikkat ederseniz şeye de şablona da uydum yani. Set yani alışkanlık, zaten benim alışkanlığım da o şekilde. Settings mesela. Şimdi bu ana döngümüz. Ana döngümüzde burada bir şart var. Bu şart her zaman doğru. 1 diyor. Şimdi buraya bir tane daha ben şart açtım. Öyle keyfi olarak açtım. Daha bir şeyler göstermek için. Birazdan burayı 0 yapacağım ki buradaki kod çalışmasın yani, tamam mı? Yani çünkü buraya bir başka bir while döngüsü açacağım birazdan. Buraya 1 diyeceğim. Yukarıya 0 diyeceğim. Şimdi küme parantezine illa gerek var mı? Küme parantezini muhakkak yapın arkadaşlar. Bu bir alışkanlık olsun, tamam mı? Yani şu while döngüsüne hiçbir şey yazmasanız bile küme parantezi olsun yani. İçerisinde olsun muhakkak. Şu 1, şu 0 olsun. Aşağı doğru bir sürü while'lar oluşacak. Şimdi mesela biz yaptığımız şeyler şunlardı. Normalde bunları arkadaşlar derslerde size yaptırıyorum ben. Tamam mı? Yani hiç ben kendim kod yazmam derslerde. Direkt arkadaşlar bunu yazıyoruz. Bunu, yani bu şekilde gidecek. Normalde yapılması gereken bu. O yüzden derslerde ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü size direkt herkese emir veriyorum. Hatta bazen gruplar yapıyorum. Siz bu taraf bu grubu yapsın. Bu taraf şunu yapsın falan diyorum. Yani bu uzaktan eğitimde bu işleri nasıl yapacağımı da tam böyle çok kestiremedim yani nasıl yapacağımı. Çünkü bu iş yazmak kendimizin yapılması gereken bir durum. Şimdi buradaki amacımız şu. Mesela ne yaptık? Void init settings'e gelelim. Şurada ne yapmışız? Pin 1, 2, 3 output yaptık. Tamam, output yaptık. Şimdi amacımız bir kırmızı, bir sarı, bir yeşil yakmak. Biz bunu geçen hafta yapmıştık. Ama normalde bunu mesela burada 8 tane pin olsa ya da başka bir teknoloji olsa 20
Birazdan söyleyeceğim o durumları. Başınız bundan sonra zaten bela da Emre, merak etme. Onu sana söyleyeyim şimdiden. Şöyle, evet. Bir de arkadaşlar kod yazarken muhakkak düzene özen gösterin. Yani bakın bir ana fonksiyonum var. Bu fonksiyon içerisinde hemen bir tab atıyorum, yani şuraya gelip de hani buradan başlamıyorum, yani bir tane tab atıyorum. Hani bu kod, while yazdım. While'dan sonra da mesela onun kodu içerisinde bir tab atıyorum. Mesela şuradaki while'e geçtiğinde buraya bir kod yazacaksam kendisi zaten, bak enter'a bastığımda arkadaşlar kendisi bile beni öyle yönlendiriyor. Yani dünyadaki bir standarttır bu yani. Muhakkak bu bunları uymaya çalışın ki kodunuzun akış şemasını iyi anlarsınız. Yani mesela şuraya tıkladığınızda bakın bu küme parantezi de yanıyor. Yani bir üzerinde bir işaret çıkıyor. Bunlara muhakkak özen gösterelim. Bunlar sizi çok rahatlatır. Şimdi amacımız kırmızı, mavi, sarı, yeşil dedi birlikte yakmak. Yani bir de dedik ki biz mesela tabii bak farklı olacak bazı şeyler. Şimdi ilk farklılığı yapmayayım çünkü bir alışkanlığımız olsun. İşte GPIO pin write fonksiyonuyla biz gelip mikro işlemcinin işte bir şeyden yakıyoruz. Ya. Burada port pins value gibi parametre alacak diyorduk. Bunlar sayılar, sayı değerleri diyorduk. İşte burada bunlar parametre diyorduk. Bu parametreler işte şurada GPIO port fbase, ondan sonra burada gel. Mesela şurayı da kopyala. Bu kopyaladığında pins diyor ya, pins diyor. İşte bu value'ye gelip bir değer yazacağız. Bu değer mesela 2 olursa kırmızı dedi yakmış olacaksınız. Yani şurada 2 idi ya zaten, hatırlıyorsunuz. Bu da 2 idi. Bu 4'tü. Pardon, bu 4'tü. Bu 8'di. Şu 2, 4, 8'in orlanmasıyla orde toplanmasıyla 16 çıkıyor. Hani or değeri. Süreyi 2 derseniz zaten direkt GPIO pin 1 yazmış olursunuz. Unutmayın. Yani aynı şeyden bahsediyorum. Yani 2'ye karşılık 2 derseniz de kırmızı led yanar. Yani bunları söylemiştik. Bunlar hızlıca hatırlatmalarımız olsun. Siz bunları muhakkak tekrarlayın bir daha. Kendinizin yaparsanız daha iyi. Yani bunları böyle oyun oynamanız lazım birazcık. Oyun oynuyoruz. Şu anda zaten amacımız oyun oynamak. Fakat şimdi amacımız ne? For döngüsü öğrenmek. Mesela for döngüsüyle ben bunu bir 2, bir 4, bir 8 yapacağım ama 2, 4, 8 yaparsam mesela şuraya diyeyim ki K diyeyim mesela. Şuraya da K diyeyim mesela. K eşittir 0 olsun. Yok. Şu yukarıya yazayım K'yı mesela. Tamam. Şuraya gelip bir integer K diyeyim. K'ya da başlangıç değeri olarak 2 vereyim mesela. Tamam. 2 verdim. Ondan sonra ne yapacağız? Kırmızı led yandı burada. Tamam mı? Kırmızı led yandı. Geldik. Ondan sonra K'ya gelin bir 2 ile çarpayım. 4 olsun mesela. Değil mi? Yani burada diyorum arkadaşlar oyun oynuyoruz. Yani başka bir şey yapmıyoruz. Yani dersimiz böyle. Bunlarla haşır neşir olmak. Siz de muhakkak bu haşır neşirliği kendiniz yapın. Yani muhakkak çalışın bunları. Ama şöyle 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 diye gidiyor. Fakat diyeceğim şöyle diyeceğim. İlk diyeceğim. Mesela K eşit. Kaçsa mesela 16 ise değil mi? Yani K eşit. Niye? Bir 2 idi. Sonra 4 oldu. Tamam. Sonra geldik. 4 ile gittik. K'yı 4 yaptık. Kırmızı led yaktık. Bu hangi ledse bilmiyorum artık. Sonra geldik. 8 oldu. 8 olduğunda tekrar yukarı geldi. 8 yaptık. Kırmızı led yaktık. Ama önceden 1, 2 yanıktı zaten. 3 de yakınca beyaz renk oldu. Sonra geldi 16 oldu. Eğer 16 ise mesela ne yapacağız? Hemen küpandedim açıyorum. Bak otomatikman tak diye kendisi aşağıda getiriyor. Ben kendim alışkanlık olarak bu şekilde şuraya bir enter koyuyorum. Normalde gerçek hayatta çoğunlukla şöyle kullanırlar. Yani bu küme parantezini yukarıda tutarlar. Ben birazcık daha böyle görmeyi daha çok seviyorum. Yani şu küme parantezini tam bu nokta 21. satırda değil de 22. satırda gibi daha çok seviyorum. O yüzden şuraya bir enter atıyorum. Ama çoğunlukla if'te de yani yanında bulunsa daha mantıklı gibi duruyor bazen. Bunlar dikkat ederseniz bunlar hakkında çok laflar söylüyorum. Çünkü bunlar gerçekten önemli. K eşittir buraya 2 diyebiliriz tekrar. Yani 16 olduğunda tekrar 2'den başla. 16 olduğunda tekrar 2'den başla şeklinde bunu yapabiliriz. Şimdi yani burada dikkat ederseniz tek satırlık kodlar arkadaşlar. Tek satırlık kodlarla şu küme parantezlerinizi kullanmanıza gerek yok. Ama ben tavsiyem şu. Herhangi bir if, while, for falan açtığınızda direkt küme parantezlerini koyun. Çünkü ileride yani şuraya gelip de bazen başka yazılar yazabilirsiniz. Tamam mı? O zaman ya küme parantezlerini de kaçırmışsınız. Gerçekten çok büyük sıkıntılar çekersiniz. Bunlar yaşanmış olaylar. Burada dikkat ederseniz 2-4-8'de yapıyorsun. Ve burada bir while döngüsüyle, while döngüsüyle burada işte sırasıyla yapıyorsunuz.
İstersen şöyle de yapabilirsin. Yani şuraya gelip şunu kopyala. Şimdi en sonunda beyaz renk ortaya çıkıyor ya. Hatta şu, istiyorsanız şimdiki derler örneğimize uygun bir örnek yapalım. Şimdi şunu şuradan silelim. Hepsini bir söndürelim yani. Söndürmek istiyorsanız buraya gelip 0 yazdığınızda bütün GPIO pin 1, pin 2, pin 3'e aynı anda hepsine 0 diye bir değer vermiş olacak. Dikkat ederseniz burası mesela şöyle bir soru sorsak. Mesela burası 5 ise ne olacak mesela? Şu anda hani bir test yapalım bakalım. 5 ise ne olacak? Hangi ledler yanar sizce? Ya da hangi pinlere enerji vermiş olursunuz? Bir düşünün bakalım arkadaşlar. Bunlar böyle bizim oynamamız gereken noktalar. Tamam mı? 5 mesela bir değere karşılık geliyor. Fakat şunu sildiğim anda yine bir 5 bir işe yarar. Bunu sildiğim anda yine bir 5 işe yarar. Ama yani bunun hepsi arasında fark var yani. Bakın bunu sildiğinizde yani şu 5 değeri buna hiçbir şekilde etki etmiyor. Bu fonksiyon öyle bir şey yapmış. 4 hangi renkse o hocam. Şimdi aslında 5 ne demek? 1, 0, 1 demek değil mi? 5 şu demek. Şöyle 8 bit yazalım tamam mı? Kaan. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 8 tane led yaptım. Hani şey olsun. 5 bu mu ya? 4, 5. Bak gördün mü hangi ledler yanıyormuş Kaan? Bak şu 1. Bu 1 hangi demek? Bu 1, bu 1 hangi 1'den bahsediyor? Şöyle altına bir geldim ben. Bak buradaki 1 arkadaşlar şu ilk 1 pin 0 ile alakalı. Pin 0 ile alakalı tamam mı? Bu fonksiyonda pin 0 var mı? Yok. Değil mi? Şu ne? Pin 1 ile alakalı. Şu da pin 2 ile alakalı. Tamam mı? Pin 0, pin 1, pin 2. Pin 2 kaça karşılık geliyor? Yani 4 rakamına karşılık geliyor. 4 rakamı burada. Yani şu zaten 0. pin. 1. pin. Bu da 2. pin. 2. pine bakıyorsun 1. Zaten 5 dediğinizde sadece İşte pin 2'de hangi led varsa mavi leddir galiba. Bilmiyorum ki. Onu unuttum ben. İşte 11 deseniz mesela. 11 deseniz. 11 dediğinizde 1, 0, 1, 1 mesela. Burada şununla ilgilenmiyoruz. Çünkü bu fonksiyonda pin 0 diye bir bu fonksiyonda pin 0 diye bir şey yok. Bir daha özür diliyorum arkadaşlar. Efendim. Hocam. Selamet hocam. Buyurun. Aleyhisselam. Hocam ben Hüseyin Güzel Aydın. İyi günler. İyi günler Hüseyin. Hocam tasarım sizden alıyordum da ödev konusu hakkında şartını istemiştim. Hüseyin ben şu an dersteyim. Bitti gibi seni arayacağım. Olur mu? Tamam hocam. Eyvallah. Tamam. Hocam bir de tamam. Pinler arasında OR yerine AND olabilir. Tabii ki olur ama farklı bir şey olur. Yani AND ne demek? AND bu galiba. Bakalım hata veriyor mu? Neyse şu 1011 anlatacaktım. Bakalım hata veriyor mu? AND galiba bu. Şimdi ekranım koskocaman ya. Beni mahvetti. Buradan problems. Nerede tamamladı? Şurada. Şu end. End'in şeyini bilmiyorum arkadaşlar ya. Bu. Bakalım. Bit. End. Ne diyelim ki buna? Bit end. Bit by operation. End. Or. Dot. Nerede gösteriyor? Bakalım end operatörü neymiş ya? Ona bakmak lazımmış. Ben de end hiç kullanmadığımdan dolayı bu or.
And true niye hatalıdır? Or is or not? And. Ona bakmam lazım. Bilmiyorum Osman Kerto. Yani şu anda bilmiyorum gerçekten. Hiç kullanmadım. And operatif hata. And operatif hata. Onun yerine ne yapabiliriz? Düşmek lazım yani. Bilmiyorum şimdi. Tamam. Şimdi nerede kalmış? Şimdi deneyelim hatamız. Expected an expression and it's just. Şimdi bakın burada bir while döngüsünde dikkat edin bir şart var. Bak şart var. Şart var. Burada bir artım var. Burada da bir ne var? Başlangıç yapmış. Başlangıç değil. Tamam başlangıç değil. Normalde böyle olsan öyle evet. Yani ben normalde bir iki kez kullandım oturuyorum. O işaretle şimdi kod kompozitörüne bakmam lazım. Gerçekten bilmiyorum. Hatta şöyle bir şey oluyor mu acaba? Olmaz galiba. Tanımlamasına bakmak lazım. Buluruz ya sıkıntı değil şimdi. O önemli değil. Ama vardır. %100 vardır. Şimdi burada bir başlangıç değeri, bir artım miktarı, bir de şart var. Şimdi gelin şu while sıfırdan. Burası while bir. Şu while bir. Şimdi bizim ana while'ımız şuradaymış. Dikkat ederseniz burada bir while döngüsüne giriş yapmadan önce, while döngüsüne giriş yapmadan önce bir başlangıç şartı verdim. Şöyle, şurası bir aslında bir for'a karşılık veriyor. Yani bir for işlemiyle aynı. Hani for vardı ya, şöyle bir for'umuz vardı. Ne diyelim, şuraya gelin şu while'dan kurtulalım. Şimdi şuraya bir while, yeni bir while'e geçtim. Şimdi burada diyelim ki mesela aynı yukarıdaki işlemi, yani şu bu şu kod bloğunu iptal yapmak için aslında buradaki sıfırı koydum. Bilginiz olsun. Ben şimdi yeni bir kod bloğu var. Burayı çalıştırmamak adına şimdi yeni bir kod bloğu açacağım. Mesela buraya bir for döngüsü açsak. Tamam mı? Mesela integer k diyor. Tamam mı? Integer k diyor. Tabii ki bu k burada geçerli. Yani kendi çöplüğü bu while'deki çöp. Yani while kendisinin kral olduğu yer burası. Buradaki k'nın geçerli olduğu yer buradaki while'in içerisi. Buradaki k de aslında ana K yani şu anda. Fakat bu K oradaki K'yı yener arkadaşlar. Çünkü yenden int diye bir tanımlama yaptım. İstiyorsanız yapmayalım. Dursun. For. Buraya bak arkadaşlar ne yapıyorsun? K eşittir 2'den. K. Evet ne diyorduk buraya? K kaça kadar diyeceğiz? K kaça kadar diyeceğiz? Evet. Buradaki seçenekleri sizden alayım. Yukarıdaki aynı işlemi yapmak istiyorum. Tamam arkadaşlar. Yukarıdaki işlemi aynısını yapmak istiyorum. Bir for'la yapmak istiyorum. Buraya K eşittir. Bir de ne diyeceğiz? Tamam. Evet şuradaki fonksiyonun yani şu for'un nasıl yapılacağını siz söyleyin arkadaşlar şu anda. K 32'den küçük mü? Yani 2, 4, 8 olacak tamam mı arkadaşlar? Yok. İşte orası da olsan şöyle olacak. Aslında yani birazcık düşüneceğiz burada tamam mı? Birazcık. İşte bu böyle birazcık nanet bir şey yani. K işte K çarpı 2 olması lazım. Yani şuradakinin aynısı olması lazım. Şu k kaçtan küçük olacak burada? Hani yukarıda demiştik ya 16 olduğunda hani 2, 4, 8, 16 hani buraya da diyebilirsin yani tamam aslında yani ne bileyim k eşit 16 diyebilirsin arkadaşlar bak. Hatta bunu hayatımda ilk defa kullanacağım. İlk defa hayatımda bunu kullanacağım. O kadar kod yazmışlığım vardır. Çalışıyor mu diye bir bakayım. Bak çalışıyor. Yukarıdakinin aynısı oldu. Tamam. Fakat yani hani for bu şekilde kullanmak birazcık daha güzel bir şey değil. Çünkü yani en azından k burada 2 kat 2 kat artıyor. Tamam eyvallah bir şey demiyorum. Yukarıdakinin aynısı olsun o da güzel bir şey. Ama şöyle desek de güzel olmaz mıydı mesela örnek olarak. Örnek olarak ya da 9'dan küçük olduğu anda. Değil mi yani 9'dan küçüğe kadar çalışsın. 2, 4, 8. Hani burasını 10'da dersin, 11'de dersin, 12'de dersin, 16'da dersin. Ama 17 diyemezsin. Çünkü yani olmuyor. Şartımızı sağlamıyor. Çünkü 2, 4, 8, 3 dediğimiz var ya o yüzden. Yani tamamen size kalmış. Ben buraya gelin 9 diyeyim. Daha mantıklı yani. Yani ben burada şey yapmak istiyorum. Bakın burada yani birazcık
bunlar yazmak gerekiyor yani. Bunlar biraz tecrübeyle anlatıyorum size. Tabii ki benden daha tecrübeli olanlar da vardır aranızda. Çok yazmışlar da vardır. Yani bunlar ama Mikko Şermci de en azından bu gibi mevzuları dersin devamında çok kullanacağız. O yüzden hem oyun oynuyoruz hem fonksiyonlar yazıyoruz. Fonksiyonlar parametresini öğreniyoruz. Dersler birazcık hani boş geçiyor gibi düşünebilirsiniz ama değil yani aslında. Hani görsem daha güzel olacak. Daha güzel şeyler söyleyebilirim. Şimdi burada yukarıdaki işlemi aynısını yapabilirsiniz. Tabii ki şuraya. Şunu alırsınız şuradan. Kopyalarsınız. Ctrl-C. Ctrl-V dersiniz. Burada işte aynı şekilde olmuş olur. Fakat dikkat ederseniz burada öteki dersi deneyim. Burada bir üst tarafta anlattım. Yani öteki derste birazcık daha bunun basiti vardı. İşte K'yı burada kullanıyorsunuz. Bak çok güzel bir şeydir. Tamam mı? Bak biliyor musun? For'un bir K'sı var ve o K'yı da burada içeride aktif olarak kullanıyorsunuz. Çok güzel bir şeydir bu. İstiyorsanız buraya birazcık SYS, işte CTL, delay ile yani sistemin saatini kullanan bir fonksiyon var. SYS, CTL, delay diye bir fonksiyon. İçerisine UI32 count diye bir parametre alıyor. Şurada yazıyor arkadaşlar. Ve void, geri dönüşüm yok. Yani çünkü bekle demek yani. Bir get deseydi eyvallah get demiyor. Delay diyorsunuz. Delay. Burası count. Kaç tane count? Şimdi ben 20.000 tane count olsun diyorum. Yani 20 milyon tane count. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Timer'larla bahsedeceğim. Yani bu count'un içerisi nedir diye falan düşünürsünüz. O yüzden soruyorum. Ve buna gelip aynısını kopyalayın isterseniz. Şimdi bazen şöyle şeyler düşünen arkadaşlar oluyor. Yani zeki arkadaşlara birazcık daha oluyor o iş. Diyor ki sen zaten şöyle diyor yani şuraya da gelsen keşke hocam GPO pin X desen tamam mı? Yani şurası da X olsa mesela tamam 1 4'e kadar işte şu X dedik şuraya da X artardı tamam mı? Normalde böyle bir şey olsa diyor tamam mı? Yani bak şurada da hani birisi GPO pin 1 olsa, pin 2 olsa, pin 3 olsa. Şurası da dese ki ne olsun orası da hani GPO pin 1'de en azından power ne diyelim 2 üzeri x. Tamam mı? Mesela çok güzel bir şey oldu değil mi? Normalde böyle bir şey olsa güzel olur gerçekten ama yok. Yani adamın parametresine gelip sen hani kendi keyfine göre bir x yazısı ekliyorsun. Olmaz yani. Hani ben burada yapmak istediğim şeyi size söyleyeyim. Otomatik ben buradaki yazı da değişsin istiyor. Hani böyle düşüneceğine, şunu da düşünse daha iyi olurdu burada. Hani böyle düşünenler çok oluyor bazen. Hani dersin gidişatına göre düşünenler oluyor. Mesela power 2 üzeri x mesela değil mi? Hani x'imiz 1'di ya, 2 üzeri 1 mesela değil mi? Hatta şunu deneyelim. Gelin arkadaşlar deneyelim. Hatta yazmışken deneyelim. Yani böyle keyfime böyle değişik bir örnek oldu. Integer x. Power diye bir fonksiyon var mı? Power diye bir fonksiyon yok. Bak ilk defa bunu da yapmış oldum derste. Ne bileyim. Öteki derste yoktu. Include math.h. Var mı böyle bir fonksiyon? Bakalım. Uyduruyorum şimdi kafamdan arkadaşlar. Evet math.h diye bir fonksiyon var. Bunun içerisinde power diye bir fonksiyon var mı? Power'a gidip bakalım. Evet power da var. Double alıyormuş. Power. Bir tane double x, bir tane double y alıyormuş. Tamam o da güzel. Biz onlara integer göndersek de kabul olur diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Aşağıya gelelim. Bakalım. Hakikaten gidiyor mu? Evet. Aynı fonksiyona gidiyor. Tamam. Power, power. Şuraya da şunu bir silelim bakalım. Bir derleyelim. Hata alacak mıyız? Merak ettim yani. Nerede bu? Evet. Bir derleyelim bakalım. Bir hatamız var mı? Evet. Hatamız da yok. Bak gördün mü? Aslında yukarı şimdi nereden nereye geldi ders bilmiyorum da. Tabii orijinal dersi deneyin arkadaşlar. Bunu biraz daha böyle kafadan bir kütüphane ekledik. Bir power fonksiyonu kullandık. En azından şunu gördük bakın arkadaşlar. Burası 2 üzeri 1. 2 üzeri 2. Yani şurası 4 oluyor. 4 demek şu demekti. Hatırlıyorsunuz. Bu da 4 oluyor. 2 üzeri 3. 8 demekti. 8 oluyor falan filan. Tek tek bütün ledleri aynı anda yapıyorsun. Yani birer birer yapıyorsun. Yukarıdakinin ve bundan önceki şunu önünde bir örnek daha vardı. O şimdi kaçırdık. Yani kopyalamadık. Yani böyle bir şey anlatacaktım. Buraya geldi örnek. Kendisine geldi. Yani. Sonra söndürelim. Söndürmek istiyorsak da
Şöyle yapabiliriz. Hepsini bir hepsini söndürelim mi? Yaktığımızı söndürelim. Evet, yaktığımızı böyle sıfırla söndürmüş olalım. Şimdi ne yaptık? Burada bir fonksiyon kullandık. Bakın ekstradan bir tane daha fonksiyon aldık. Bu fonksiyonu tabii ki standart C'den aldık. Tamam mı? Standart C'den aldık. Yine önceki şeyden biraz daha farklı olsun. Mesela power diye bir fonksiyon var. Bakın bu power dediğimiz şey bir fonksiyondur. Adamlar bunu bize yazmışlar. Bakın gelin dersin değişik bir kısmı da burası olsun. Power diye bir fonksiyon var. Burada tanımlanmış. Bak geriye değer döndürüyor. Double diye bir değer döndürüyor. Biliyor musunuz? Double diye. Yani yapıyor şu işlemi. X ile Y'yi power'ını alıyor. X üzeri Y'yi alıyor. Size double diye bir geriye değer döndürüyor. Ne demek istiyorum geriye değer döndürmek derken? Yani şunu yapıyor. Yani buraya int mesela pins diyeyim. Tamam mı? Aynı mantıklı olsun yukarıdakinin. Pins diyorum. Power üzeri şöyle olmuş oluyor değil mi? Yani pins dediğim şey şu. Şuraya pins yani. Şöyle pins oldu. Şu da value oldu. Tamam mı? Bu da value'su oldu. O da aynısı. Hatta ikisi aynı anda verilebiliyor mu bilmiyorum. Onu gerçekten onları bilmiyorum. Her dilden dile değişiyor. Bu da value yani. Tamam mı? Bu da value. Şimdi gördün mü bak. Adam ne yapıyor? Gidiyor bu hesaplamayı yapıyor. 200'leri x'i hesaplıyor. Ve sana geriye değer dönülüyor. Ve o değeri pins parametre pins diye değişkene atama yapıyor. Yani bak bu geriye değer döndürmek demek bu demek. Yani fonksiyona gidiyorsun. Gönderiyorsun 2'yi ve x'i. Nereye gidiyor bu 2 ve x? Şuradaki double x oluyor. Yani değişken dönüşümü de oluyor yani burada. Double y oluyor. Ve geriye de double diye bir değer döndürmüş oluyor size. Ve sen double diye geriye değer döndürüyor ama yine int diye bir değere atama yapıyorsun. Yani bundan yani değişkenlerin de tiplerinin önemli olduğunu söylüyorum. Peki biz şimdi 2, 4, 8, 16 yıl ulaştığımız için bu gibi değer sayıların çok böyle bizim için yani büyük bir anlamı yok yani. Ama büyük sayılar olsaydı tabii ki bu int, double gibi şeylerin önemi olacaktı. İleride olacak tabii ki yani. Şimdi bu derste olur. Gördüğünüz gibi bakın burada power diye bir fonksiyon geriye değer dönüyor. Şimdi biz gelin şöyle yapalım. O dersten de farklı olacak şekilde. Bu sefer adamın yaptığı fonksiyonu aynısını yapmamız lazım. Double. Bize geriye değer dönsün. Üst al diye mesela bir fonksiyonumuz olsun. Tamam. Üst al diye bir fonksiyonumuz olsun. Buraya bir tane integer integer x alsın. Integer mesela p1 olsun. Integer p2, p1 ve p2 parametre olarak adı adlandırıldı. Mesela üst al fonksiyonu buraya yapabilirsiniz. Sonucunda nasıl yapacaksınız üst al fonksiyonu? Bir döngü yapmanız gerekiyor, tamam mı? Döngü yapacaksınız. Bir döngü. Adamın yaptığı şey de arka tarafta döngüyle yapıyor yani bunu. Siz biraz düşünün bakalım. Ben de biraz düşüneyim. Geçen sene ben bunu mesela size SML yazmıştım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama mesela double çarpı double çarpım eşittir 1. Yani biraz düşünün. Başlangıcını ben yaptım size. Çarpım diye bir şey var. Hani 2, 4, 8. Yani ben de böyle birazcık kafam karıştı şimdi. Düşünmek lazım. Burayı oturacaksın. Yani ilk önce eline biraz yazacaksın. Ama ben hani biraz daha ne yapayım? Nasıl gideyim? Nasıl yapacağız? Amacımız ne? Amacımız mesela 200'leri 3 yapmak. Değil mi? Amacımız 200'leri 3 mesela. Bunu yapacaksınız. Tamam mı? Yani bu nasıl yapılıyor? Bu 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2'nin çarpımı. Yani şu P1'imiz şuradaki P1 parametremiz 2 şu da 3. Yani bak bir kez bir şablonumuzu görün diye böyle bunları oluşturuyorum size. Yani bunları böyle hani kafadan direkt yazamazsın. Yani. Bunu dünyada kimse yazamaz. Adam önceden yazmışsa biraz daha hızlı yazar ama direkt üst almıyor kardeşim. O operatör başka bir operatör. Tamam mı? Şu operatör başka bir operatör. O yüzden bak power fonksiyonu var. Tamam mı? Power fonksiyonu. Oh. Yok. Tamam, olmuyor. Tamam. O MATLAB'de. Onları onlar böyle change dillerde. Bir saniye görüşürüz. Gerçek hayatta çıktığınızda C kullanırken her şey sizde kalıyor arkadaşlar. Yani öyle çok nadir bulursunuz diğer dillerdeki özellikleri.
Evet, yani burada yapacağım şey şu. 3 tane 2'yi çarpacağız. O zaman for for şuraya bir tane de int i diyelim. For i eşittir 1'den başlasın isterseniz, tamam mı? Amacım ne yapmak? 3 tane 2 çarpmak. Şimdi değil mi? K1'imiz hep 2 miydi zaten? Aslında power fonksiyonunda hep bizim 2 değerimiz var. Aslında bizim parametremize üst al demeye bile gerek yok, biliyor musunuz yani? 2'nin aslında bunu şöyle yazsak 2'nin üstü al desek daha güzel olur. Neyse onu birazdan yapayım. En azından şunu kafamızı dağıtmayalım. Amacımız 3 tane 2'yi çarpmak. Adam buraya 4 göndermişse 3 tane 4'ü çarpmak olur. Şimdi bizim örneğimize uygun olarak tabii ki 2 üzeri x değerini demek daha mantıklı. İ başlıyor. İ kaça kadar? Kaça kadar gidecek? Evet söyler misiniz? Tam burası çok önemli. Bak bazı arkadaşlar biliyordur. Bakalım kim giyebilir. Bu i kaç olacak? Gelen sayı artı 1. Süpersin abi. Hasan sen de güzel. P2 artı 1. P2 artı 1. Burası da i artı artı. Bunlar dediğim gibi önceden belirli yani şey yani bunlar böyle bir tecrübeden dolayı böyle hızlı söyleyebiliriz. Çalışınca olacak. Bunları herkes kendi öğrenmiyor. Bunlar yoğun kafa yoruma meselesi yani. Biraz bunlar kafa yani bilmeyenler için söylüyorum böyle üzülmesinler diye. Çünkü bunlar herkes bu şekilde öğreniyor. Yani yapacak bir şey yok. Mücadele etmemiz lazım. Neyse burada ne yapacağız? Çarpım eşittir. Yani çarpım ne yaptım ya? Geçişlere bak. Çarpım çarpı i. İ mi olacak? Ya? Kaç olacak bu? 2 mi? İ olacak. Ne olacak şimdi? Kaç tane yapacaktık? Ne yapıyorum ben ya? P1. Değil mi? P1 olacak. P1 ile ne yaptı? P1 ile çarpımı çarptı. Çarpım 1'di ya. Kaç oldu? P1 kaçtı bizim? 2 idi. 2 ile 1'i çarptı. 2 oldu. İlk 2'yi elde etti. Sonra i 2 oldu. Tabii ki şuradaki rakam şu anda 4. 4'ten küçük olduğu için geliyor. Neyse. P1'imiz kaçtı? 2 idi. Önceki çarpımda 2. 2 kere 2. 4. Yani şurayı halletti. Ve aslında bir tane daha alıyor falan filan. Sonra ne olacak? Sonra return. Dön. Dön. Neyi dön? Çarpımı sonucunu geri dön. Yani adam işte return dediğim şey sizin şu işlemlerinin sonucunu alıp burada bakalım belki bir sıkıntımız vardır üst al diye söylemesi lazım. Bakın burada dikkat etmeye neyse üst al diyeceğiz. Tabii ki aşağıya yazdığımız için bakalım derlemede hata verecek mi vermesi lazım. Vermedi ama görmez arkadaşlar. Bakın burada söylüyor zaten aslında. Çünkü kodda hata yok ama mantıksal bir hata var. Declaration is incompatible with previous üst al diyor. Şu üst alı alalım arkadaşlar. Ctrl C. Deklarasyonu yok ki. Deklarasyonunu şöyle şuraya yapalım. Bakın ondan sonra oradaki hata gitmiş olması lazım. Derleyelim diye. Evet gitti. Tamam. Şimdi buraya gelip üst alı yapabiliriz. Hata da almayız. Şöyle bir derleme yapalım bakalım. Bir derleme hiç. Yani şey bir bak yapmadık yani. Şöyle geldik. Set init settings'e dedik. Set init settings'i hızlıca yaptı. Hani normalde şuna bassaydık. Bir daha reset yapayım. Bir daha şimdi geldik. Şu step over'a tıkladığımda geldi. Bu şimdi set init settings'e step over dersem yani bunu hızlıca yapar. Y1'e geçer. O yüzden gelip şu step into'ya dersem set in settings'e girer yani. Tamam mı? Bu sefer yani into yaptım. Sonra burada step over gidiyorum. Bu fonksiyonun içine girmek isterseniz step into'ya tıklayın. Ama girmek istemiyorsanız step over. Neyse geri döndü. Bakın. Yani geçen seneki SFR bölgesinin aynısı oluyor yani. Hani stack pointer falan var ya bak fonksiyona gidiyorsunuz. Fonksiyondan geriye dönüyorsunuz. Hani nereye dönecekmiş? İşte bak normalde döneceği yer burası yani. Demek ki C'de de böyle şeyler arka tarafta %100 var. K2 burayı geçtik. Yani şuradaki while'ı çalıştırmadı. Dolayısıyla zaten aşağı geldi. Tak tak tak. Burayı niye yapıyoruz ki? Üst al. Zaten şunu şuraya yazacaktık. Yani.
Evet, çalışıyor ama sonuçta, tamam mı? Yani üst al diye bir fonksiyon biz kendimiz yazıyoruz. Ama örneğimize göre, yani bizim üst al diye bir örneğimize ihtiyaç yok. Yani normalde bizim hani buradaki konumuza uygun olan fonksiyon üst al fonksiyonu değildi. İkinin üst al fonksiyonu diye bir fonksiyon olması daha mantıklı bu örnek için, ama ya bir kez yazmışken herkes için üst alma fonksiyonunu yazmış olduk. Normalde bizim örneğimiz için daha bunun daha basit olan, daha basit olan şöyle bir şey yazarak daha mantıklıydı. Double 2'nin üstü mesela, tamam mı? X diye. 2'nin üstü x. Tabii ki bu üst al fonksiyonunu düzgün yazmadık. Kötü oldu. 2'nin üstü al diye bir fonksiyon olması lazım. Burada bir sadece bir tane parametre göndereceğiz. O da integer p2 parametresi gönderecek. Yani bizim örneğimize göre bu örneği bunu yapmak gerekiyordu. Fakat yani yapmışken biz hepsini yapmış olduk. Şöyle şunu alalım şuradan. Ctrl-C. Ctrl-V. Sadece şurası neresi? Şurası 2. Öyle. Öyle mi olacak? Evet. Doğru. Bu da 2'nin üstü alt fonksiyonu oldu. Yani bizim örneğimize göre bu daha mantıklı. Ama dediğim gibi bu daha iyi oldu. Bakın 1 parametre, 2 parametre, değer döndürme gibi şeyleri bu derste en azından görmüş olduk. Şimdi bunu deklarasyonu da yapalım yukarıya. Deklarasyon demek, yani önceden bildiriyorum demek. Böyle bir fonksiyon. Sen main fonksiyonusun diyorsun ya. Şimdi derleme yaparken ilk önce kütüphaneler yükleniyor. Sonra buradaki global değişkenler ve deklarasyonlar sisteme yükleniyor. Sonra main fonksiyon derlenmeye başlıyor. Eğer bunlar burada olmazsa, tamam mı? Gerçekte burada olmazsa ilk önce kütüphaneler yükleniyor. Sonra buradaki değişkenler yükleniyor sisteme derleme aşamasında. Sonra main dosyası yükleniyor. Ama bir bakıyorsun set init settings. Yani yok ki öyle bir şey. Çünkü o altta. O yüzden hata verir sistem. Yani çalışmaz. Ama kodda yazımsal bir hatamız yok. Tamam mı? Evet. Bu da bu şekilde üstte. Bak bu arkadaşlar, bunun hiçbirisi 1. öğretimler dersinde yok. Onu size söyleyeyim. O yüzden 1. öğretimler dersini dinleyin. Eğer bunları anlamışsanız onları bile dinlemenize gerek kalmayabilir yani. En azından öyle söyleyeyim. Çünkü oradan biraz daha üst düzey şeyler yaptık. Ama orada çok for yaptık. Mesela şöyle forlar yaptık. Hani bit kaydırma vardı ya geçen seneki. Ne komutları? RL komutları, RR komutları. Hatırlıyorsunuzdur. RR. Rotate right. Rotate left. Yani onların C'deki karşılıklarına baktık. Çünkü bunda onları aktif olarak çok kullanıyoruz. Hani buradaki şuralara baktığınızda bile onlar var yani. Tamam mı? Yani şuradaki kodlarda mesela bakın gördüğünüz gibi bakın convert from a pin number to bit position. Bakın burada şu yani neyse burada bir tane bit kaydırma operatörü işlemi var. Yani bunlar hep böyle kullanılan şeyler mikro işlemci yazılımcılığında bitsel operatör yapma. Aslında burada bak yapıyor. Demek ki boşluk mu koyacakmışız ya? Herhalde boşluk koyuluyor orada. Ben çünkü yaptım diye hatırlıyorum ya. Evet, boşluk olacakmış kardeşim ya. Oh. Evet, yani o dersi muhakkak izleyin. Şimdi başka ne yapalım sizde? Fonksiyon yazdık, güzel fonksiyonlar yazdık. Tamamdır Hasan, Murat. Bizim hemen evin yanında cami var. O yüzden bayağı bir ses gelmiştir. Tamam. Evet, mesela bir fonksiyon ayıralım. Void
Portföyünü ne diyelim? Portföyünün birinci LED'ini yak. Mesela tamam, portföyünün birinci LED'ini yak. Normalde buralar birazcık böyle basit, ama basit diyecek fonksiyonlar. Belki yukarıdakileri çok iyi çözemeyenler varsa bundan baksın. Void. Amacımız zaten yak. Al demek, al demiyor. Dikkat edin mi? Yak diyor. Tamam mı? Yak diyor. Yani söndür de demiyor. Söndür de demiyor. Bak çok ilginç şeylerden bahsediyorum aslında. Bunlar hepsi böyle çok ilginç. Yani aslında bunun aynısının bir de söndürü olması lazım. Değil mi yani? Bunun aynısının bir de söndürü olması lazım. Ama şimdi şöyle baktığınızda çok mantıksız bir kod yani. Zaten adamlar bunları bizim için vermişler. O kısmı unutun arkadaşlar. Adam zaten bize kod vermiş hocam. GPO, PNI sen ne bundan uğraşıyorsun ki diyebilirsin. Şimdi onu unutun arkadaşlar. O laf çok önemli, güzel bir laf değil bu derste. Şimdi portf'i zaten ben gidip adamın GPO pin write'ini yapacağım mesela. Diyeceğim ki GPO mesela pin write fonksiyonu zaten içeride kullanacağım. Amacımız o değil ama. Amacımız bir fonksiyon yapmak. Fonksiyon portf base demiştik işte buraya. GPO port şuraya A diyeyim. Şuraya değil ama F değil. Port F base. Mesela ama dedik ki birinci led'ini yap. Birinci led'ini söndürdük ya. Geldik buraya. Şey GPO pin 1 diyebilirsin ve söndür için şunu kullanabilirsin. Ama çok güzel bir şey olmadı. Gerçekten çok rezil bir şey oldu. Ama en azından şöyle bir şey, bir fonksiyonu var. Artık gelip de main dosyasında şu while sıfırdan kurtulalım. Şu bizden kurtulalım. Şuraya yeni bir while döngüsü açalım. En azından şöyle bir şey yazabiliyorsun arkadaşlar. Biliyor musun? Yani en azından bak böyle bir şey yazabiliyorsun. Bu güzel bir şey aslında. Ama çok anlamlı değil. Anlamlı değil bizim için. Yani şimdi portf'in birinci led'ini yak, portf'in ikinci led'ini yak, portf'in üçüncü led'ini yak, portf'in dördüncü led'ini yak gibi mevzular. Her şeyi bir fonksiyon mu yapacağız ya böyle şey mi olur diye kendi kapınızdan geçiriyorsunuzdur. Yani kesinlikle doğru. Hani ben en azından bak mantıklı şeyler yapıyorum ki mantıkları da bunların vardır diye söylüyorum. Tamam. Şimdi bunu aldık. Deklarasyonunu yapacaksın mecbur. Ya da yukarı yazmaz. Şuraya void. Ne yaptın ya? Yani bir şey mi yapıyorsun ya? Dur. Tamam, hatamız yok. Şimdi bak tabii ki gördüğünüz gibi mantıksız arkadaşlar. Kesinlikle mantıksız. O konuda haklısınız. Fakat tabii void olması sebebi şu. Yani bir değer beklemiyoruz karşı taraftan. Ama mantıklı olacak bir şey şuydu yani benim için aslında. Biraz daha mantıklıdan bahsedeyim. Mesela port F'nin yani ne diyeyim? Yani X led'ini yak mesela. Değil mi? Yani böyle X led'ini yak diyeyim mesela. Örnek olarak söylüyorum. Böyle bir mantıklı bir şey var. Peki X ne? Tabii ki buraya parametrenin gelmesi gerekiyor. Integer. Bir parametre muhakkak artık ihtiyacımız var. Çünkü bir X değerine muhakkak bir ihtiyaç var. Yani pin yani. Pin diyelim. Pin diyelim. Bir pinden bahsediyorum. Pins'ten bahsetmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Pins'ten bahsetmiyorum. Sadece bir pinden bahsediyorum. O zaman yine aynısını yak dedim arkadaşlar. Bir de dikkat ederseniz bu. Bakın birazcık fonksiyon değişiyor bu sefer. Bakın. Yani yukarıda artık şuraya gelip de pin dedik ya. En azından şuraya power power fonksiyonu 2 üzeri pin'i kullanabilirsiniz değil mi? Yak dediğim için aynısını tekrar kopyalıyorum. Şöyle de yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer en azından Ne yapmamama gerek kalmadı. Birinci led'i yak, ikinci led'i yak, üçüncü led'i yak, dördüncü led'i yak, beşinci led'i yak, altıncı led'i yak, yedinci led'i yak demiyorum. Böyle bir fonksiyona artık ihtiyacımız yok diyor. Çünkü ben artık bir fonksiyonum var ve istediğim led'i, istediğim pine, yani en azından istediğim pini enerjilendir diyeyim, tamam mı? X pini enerjilendir diyeyim en azından. Yani güzel bir isim. Enerjilendir. En azından böyle bir fonksiyonum artık var. Bunu gelip deminki gibi bir sürü fonksiyon yazmanıza gerek yok yani. Şunlara da gerek yok artık. Yoksa böyle 8 tane yazacak. Bak gördün mü? Fonksiyonun güzel, yani
fonksiyona parametre göndermenin büyük bir avantajı varmış. Seni kurtarıyor. Bayağı bir şeyden kurtarıyor. Yani bunu ilk defa görenler için bence güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu da bu şekilde portföyünün nerede kullandığı. Şuraya geleceğiz. While 1'e. Portföyünün X'lerini enerjilendir. Sen buraya 1 gönderdiğin anda 1 gönderiyorsun. Şurası 1 oluyor. Şurası 1 olunca şurası 1 oluyor. Şurası 1 olunca şurası 1 oluyor. 251'den birinci pin, yani 2, yani birinci pin enerjilendirilmiş oluyor. Şimdi tabii ki yani sen bunu enerjilendir dedin hocam. O da güzel bir isim olmadı. Yani ben söndürmek istiyorum. Yani bir tane daha mı söndür diye bir şey çıkartacaksın benim için, gelip buraya 0 yazacaksın diye düşünüyorsun. O zaman geliyorsun X pini set diyorsun. Tamam mı? Böyle. Adam hani dünyada bu işin nasıl yürüdüğünü anlatmak istiyorum. Buraya da integer value diyorsun. Tamam mı? Mesela value. Örnek olarak söylüyorum tabii ki bunları. Bu sefer geliyorsun. Yani set dedin ya. Yani ister 0 gönder. İster 2 gönder. İster 4 gönder. Yani, tamam mı? Ama diyorsun ki hocam tamam bu value'yu geldim buraya yazdım. Eyvallah bir şey demiyorum. Fakat yani bu sefer port A da var diyorsun. Yani sen gidip bir port F için işlemler yaptın diyorsun. O zaman diyorsun gel ben bu fonksiyonu bir daha kopyalayayım diyorsun. Tamam mı? Bak fonksiyonların yazımını anlatıyorum şu anda. Buraya gelip bir de double, mesela double diyelim. Çünkü bizim head double'lar şu anda. Portlarımızın büyüklük değeri. Port diyorsun, tamam mı? Port diyorsun. Port diyorsun. Ve buraya gelip bu sefer de port diyorsun. Şimdi ne oldu? Şunu set dedik ya. Şu artık port. Adamların yazdığı fonksiyon aynısını yazdık. Yani. Port, GPO pin type, GPO set diye bir şey miydi? Neydi işte? Neydi o? Hani settings'e bak. GPO pin type GPO output meselesine gel. Tamam mı? Yani en azından write diyorum. GPO pin write fonksiyonu nerede kullandık ya? Burada bir yerlere. Burada kullandık zaten. Adamın aslında fonksiyon aynısını yazmış olduk. Bak. Port pin value. Yani. Tamam mı? Yani adamın yazdığı fonksiyon aynısını gelip bir daha yazmış olduk. Ama haftaya burası olmayacak arkadaşlar. Tabii ki biz bunun yerine haftaya hvr komutunu kullanarak gerçekten nasıl yapıldığını arka tarafta onu görmeye başlayacağız. Ama gördüğünüz gibi bak fonksiyonun hani türetilme mantığı birazcık da bu şekilde. Şimdi ben bu fonksiyonu kullanmak istediğimde artık istediğim şekilde yani GPO pinwrite fonksiyonunu kendim yeniden ayarladım. Ne diye ayarladım? İşte port ne adı? Port x pini set dedim ben. İşte artık buraya işte GPO yani işte port f base. Niye port f uğraşıyorum? Çünkü orada kırmızı mavi yeşiller var. Yoksa çok önemli değil. Hangi pinler? İşte ikinci pin. Hangi value? Mesela 0. Söndürdük yani. Şu anda söndürdük istiyorsan. Bakabilirsin yani. Buna çalışıyorum. Ne çalışacak yani? Bu basit bir şey. Yani ama yani birazcık mantığı verebildiysem arkadaşlar bugünkü dersin çok büyük bir avantajı oldu. Ama siz ilk önce dediğim gibi birinci öğretim dersini muhakkak bir dinleyin. Çünkü onlar orada bunlar yok yani. Tamam. Amacımız burada pin write, pin read fonksiyonları değildi yani. Buradaki amacımız oyun oynamaktı. Biz oyun oynamayı işini becerdik. Yani şu anda böyle bazı ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçların nasıl minimize edileceğini de bu şekildeki fonksiyonlarla vermeye çalıştık. Bakalım. Gördüğün gibi şu fonksiyonla adamların hazırladığı fonksiyon aslında birbirinin hemen hemen aynısı. Hemen hemen aynısı değil. Bu şekilde bir gereksinimi de size gösterdim. İşte birinci dedi yak söndür dedik. Ondan vazgeçtik. Enerjendir dedik. Ondan da vazgeçtik. Set dedik. Ama dedik ki burada port da var. İstediğim portu göndermek istiyorum buraya. Onu da yandırdık. Bakın böyle. Tamam neden kullandık? Çünkü bir düşün burayı ya. Yaman 2 üzeri 1. Hani 2'ye 2'ydi ya hatırlıyor musun? Hani ya da 4'e 4'tü. Ben onu şöyle diyeyim. Ben hani şurada ne yaptım? Onu da güzel oldu. Yaman çok güzel bir şey tespit etti aslında. Şunu tespit etti. Nerede yazdık bu fonksiyonu? Şuraya ben ikinci ledi. Yani buraya aslında şunu not alayım, tamam mı? İkinci ledi. Tamam mı? Yani ikinci pini. Tamam yani buraya parametre normalde eskiden 4 yazarsak buraya 4 yazıyorduk ya. Tamam mı? Ben şimdi bu ikinci pini yakmak için aslında buraya kaç göndermem lazım? 4 göndermem lazım. Değil mi?
Hani öyle düşünebilirsin yani. Bu ikinci pini. Normalde ikinci pin gerçekten nasıldı? Bakalım değerine. GPO pin 2 yani. İkinci de bu ya. Bak ikinci dedin aslında arka taraftaki değerini 4. Yani onun için oraya 200'leri yani şu ikinci pin diyorum. Aslında o hani şu işlemi direkt buraya 4 deseydim. Bak bu bizim için anlamamız için daha güzel bir fonksiyon oldu. İkinci pin. Ama adamların yaptığı şey şu. 4'ü 4 gönderirlerse en azından şuraya şöyle yapalım. Yani şuraya pin desek. Adamların fonksiyonu aynısı olmadı mı? Değil mi? Aynısı oldu. Bak şu GPO pinWrite fonksiyonuyla aynı parametre. Port, port, pin, pin, value, value. GPO pinWrite zaten öyle yazılmış bak. Port, pin, value. Ama dediğim gibi ben birazcık daha böyle ben şimdi bunu fark etmedim anlatırken. Bak ikinci ben birazcık daha bizim anlayacağımız bir cinsten olarak ikinci pine. İkinci pine geliyor. Pin dediğimiz değişti. Nerede daha biliyoruz? İşte bak şu iki. Osman Kerem. Bak bu iki geliyor. Pin sette, pini set etti. Şuradaki şunun yerine iki geliyor. Anladın mı Kerem? Osman Kerem. Yani bak işte bunlar birazcık yazmak gerekiyor tamam mı? Ama Osman bunları yazarsanız birazcık daha ama yani burası global bir olay. Sen bu global olayı istediğin yerde kullanabiliyorsun. Tamam mı? Süper bir şey aslında. Yani burada bu yaptığımız örnek yani dediğim gibi bakın ben dersi anlatırken böyle bir şeyi takip etmiyorum yani. Böyle birazcık daha rastgele gidiyor. Ama güzel şeyler çıkıyor ortaya. Derslerde de böyle arkadaşlar. Normalde bizim yani bu derste böyle olması lazımdı. Normalde bunları sizin yazmanız gerekiyordu. Maalesef bu gibi bir durum oldu. Normalde siz yazsaydınız bu soruların bazıları da sorulmazdı yani. Onu size söyleyeyim. Ha diyorsun. Bir kez yapıyorsun sonra anlıyorsun mevzuyu. Yazarak anlayabilir. Ben kendim yazıyorum kendim yapıyorum şu anda. Birazcık daha öyle oluyor. Siz sadece bunları kopyalayıp yapıştırırsanız o da çok büyük bir sıkıntı. Yani bunları muhakkak kendinizin de böyle birazcık bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yoksa geliştiremezsiniz. Yani bunu dinle. Yüzyıllar boyunca dinle hiçbir şey olmaz. Yazmadıktan yazmak gerekiyor. Yani elin klavyeye değecek hataları yapacak. Şimdi arkadaşlar ders bu kadarlık yeterli. Ben bu kodları paylaşayım sizde. Artık bundan sonra arkadaşlar şey yok. Dediğim gibi bu gibi konular yok. Bu gibi konuları kullanacağız sadece. Bunları anlatmayacağız bir daha böyle şeyleri. Bundan sonra işimiz gücümüz mikro işlemci. Ben bunları sizde hemen şimdi dokümanlara koyacağım. Siz dokümanlardan bakarsınız. Bu dersi de kayıt altına aldım inşallah bakalım. Evet kayıt altına aldım. 1 saat 8 dakika olmuş. Tamam kan öyle yaparız haftaya amacımız şey HVR komutuyla arkadaşlar bir şey onu iyi hatırlattım. Herkes bir tane LCD alsın. 16x2 LCD. Sonra ne alacak? Onu yazayım şuraya. Yazılacak. Yani 16x2 LCD 20 erkek pin. Erkek pin. Ondan sonra bunu LCD'yi bağlamak için breadboard sonra breadboard o, arkadaşlar olmayanlar bana söylesin ben göndereyim yani bende bir 2-3 tane LCD varsa Sakarya'da onlar varsa gelsinler hepsi bende mevcut bunların sonra bir de ne yapalım erkek dişi jumper en az kaç tane en az bir 25'lik alsınlar yani 25-30'luk. Yani başlangıçta 20'lik yeter de. En az dişi, erkek dişi jumper 20'lik diyeyim. Şimdilik yeterli. Tamam. Bunu alalım. Bir de arkadaşlar almışken son şeyi de söyleyeyim size. İleriki derslerde kullanacağımız LM35DZ. İsterseniz alın isterseniz almayın. Çok önemli değil. Ama alırsanız güzel olur. Yani çok basit bir sensör. Ya da onun yerine pot. Yani böyle çok büyük. Yani mesela 1K'lık bir pot ya da 10K'lık bir pot. Yani LM35DZ yerine bu potu da alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani sıcaklık ölçü. Aslında alsanız güzel yani size söylüyorum. Sıcaklığı LCD'de gösteriyoruz. Çünkü ilerideki derslerde.
Yani biz dersler boyunca bu kadar şey alacağız. Eray aldın mı? Aldım. Başkasına da yolladım. Sana para yollamadım. Kusura bakma, olacak. Tamam. Aldım. Tivası olmayan var mı Tiva? Arkadaş elinde bir tane fazla Tiva var. Direnç Aytu almanıza gerek yok ya. Bence gerek yok. Tabi bu derste kullanmıyoruz hiç direnç. Varsa alın yani. Bir tane bulunsun mesela. 200, 330 ohm ya da 470 ohm ya da 1K gibi şeyler alabilirsiniz. Yani çok işimiz yok onlarla LED yakmakla. Bundan sonra LED işimiz yok ama kod çok yazacağız. Çok kod yazacağız. Böyle sizde böyle bıkkınlık gelecek yani. Evet. Arkadaşlar ders bugünlük yeterli dediğim gibi. Tivası olmayan varsa bana ulaşsın. Elinde bir tane fazla tiva var galiba. Onu gönderebilirim. Tamam. Sorunuz yoksa kapatalım. Teşekkürler arkadaşlar. Size sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Ben bunu kapatıyorum o zaman.